Biraz bazı zamanlar oluyor, batması falan oluyor. Olur tabii. Bu arada da yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa lütfen haberimiz olsun. Bu arada çorbalar geliyor. Bu arada da. Ha, aşçı olan siz misiniz? Evet. Yapıyor musunuz hala? Halen yapmıyorum, emekliyim. Emeklisiniz. Emekliyim artık. Ustalık belgeniz falan var mıydı? Yok, ustalık belgeniz yok ama benim annem emsizi çok severdi. Benden selamlar, saygılar. Mekanı cennet olsun, annem vefat etti. Ha, Allah rahmet eylesin. Annemden öğrendim ben. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra başladım. Kaç yıl yaptınız? 20 sene falan 20 yaptım. 20 sene, iş yerinde falan mı? Restoran, evet, bir şirkette. Bir şirketin yemeklerini yaptınız 20 yıl. Oradan emekli saygı oldum, diyoruz, ondan bravo. Sonra... Başka var mı peki aşçınız? Peki yemeklerini yaptınız da biz de evimizin yemekçisiyiz. Biz de evimizde eşlerimize, çocuklarımıza, gelen misafirlerimize... Ama kendi evinin aşçısı. Ondan biri olmuyor ki. Olur mu? Mesela sen evindeki birine diyebiliyorsun. Tuzsuz da yapsan, bir şey de yapsan. Burada da yaptığın yemek çok güzel olunca oluyor. Herkes beğenir. Yaptığın çok farklı oluyor. Hayır, farklı olmaz. Bazılarının kaprisi. Güzel yaparsan güzel olur. Hayır, bazılarının da kaprisli oluyor. Şimdi ne kadar... Beğenmiyorlar. O kendilerinin sorunu. Beğenmezlerse beğendiklerini yerler. Yanlışınız yok, var yok, hanımefendi. Olmaz. İş yerinde dışarıda çalışmakla evde yemek tabii. yapmak aynı değil. Aynı değil. Dışarıda da hayır, çalıştık. Biz ikisine, de yaptık. Dışarıda nerede çalıştın? Güzel yapmışsın. Tekstilde çalıştım. Tekstilde dedim. Çalıştım ve bu arada da 35 yaşındayım. Bu arada 35 dedim. Yaşındaymış. Ha, ben de 62 yaşındayım. Ha, ama dışarıyla evin hiç hava... Benim gerçek yaşım 32 değil. Gönül yaşım o kadar. Gerçek yaşımı söylerseniz kaç yaştı? Kim kaç? Siz 62 yaşında mısınız? Ben 62 yaşındayım. Gözden yukarısını gördüğüm kadarıyla göstermiyorsunuz. Aşağıyı bilemiyorum. Kaldırın. Maşallah 62 gibi değilsiniz. Siz emin misiniz 62? Eminem, buna aynı bana tapo müdüründe, tapoya gitmiştim. Tapo müdürü de bana dedi. Ha, Azeri olan kayınvalidemiz siz misiniz? Siz dedi, emin misiniz dedi. 3 sene bundan önce 59 yaş olduğunuzda. Maşallah. Evet dedim. İşte. Vallahi harika, maşallah. Siz kaç dediniz? 30 kaç? Ben 35. Gönül yaşım. Ha, gerçek gönül yaşım değil. 35. Evet. Nazır Hanım, sizin Azerbaycanlı olduğunuzu öğrendim burada. Heh. Çok memnun oldum. Biz ben iki devlet tek milletiz. Aynen kardeşiz. Başbakanınızı da kutluyoruz ülke olarak. Evet, büyük bir zafer kazandılar. Azerbaycan'a buradan alkışlar ve geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ve tabii ki tekrar şimdi orada hayatlarını... Biz sizinleyiz. Şimdi, bunu böyle bilesiniz. Öyle bilirim de bak şu anda mesela ben kendi yaşımı 62 söyledim değil mi? Ya, ama benim çönlümde 20-25 yaşında kimin kendimi hissedebilirim. Tabii. Ama gerçek olanı da kendi yaşın karşısı onu söylememiz lazım. Ama gerçek lazım. Yaşımız gitgide yaşlanıyoruz. Ben niyeyse 50 gibi hissediyorum. Karamsar oluruz o zaman da. Niye karamsar oluyor? Ben bir çöktüm. Kim karamsar olmayalım? Ya, değil mi? Yaşlandıkça insan yaşlı gösterir yok, kendini. Yok yok yok. Genç dururum, daha hoş dururum. Her yaşında bir güzelliği var. Yok vallahi yok. Ben kızım evlendi, oğlum evlendi. Ben hayata yeni eşimle yeni başladım. Oo, ikinci baharlar. Hadi bakalım. Konuşacak çok şey var. Yani. Siz galiba uzaya giden... Evet. Neydi? Evet. Tam olarak anlatır mısınız? Uzaya giden raketaların mikroskemalarını, yani onun içinde kullanılan hisseleri biz yapırdık. Hisse mi? Çin'de olan çift değerler. Çipler. Çiftleri yapırdık. Peki, bilahare konuşuruz çünkü çok enteresan bir meslek, takdir edersiniz ki. Hem mimarlık evet, mezunu evet. hem de işte dediği gibi çok enteresan yani, bir iş. Saygımız sonsuzdur. Keşke evet. de yürütebilseydiniz mesleğinizi. Yok. Ne yapacak, uzaya mı çıkacak hanımefendi yani rokete binip? En azından bir bilgisi var hanımın. Niye öyle diyorsunuz Nazire Hanım? Şimdi zaten bir şey değil mi? Ay, siz diyorsunuz, ben bir şey demedim. Siz yürütebilseydiniz, yürütmüş kaç yıl yapmış daha ne yapsınız? Astronot kıyafeti mi giysin? Çıksın, ya, ne bileyim, ne diyeyim ya? Şirket öyle bir yeriydi ki, öyle bir yeriydi ki. Orada ya lise mezun olmalıydın ya da üniversite mezun olmalıydın. Başka zaten ortaokul, ilkokulu almazdılar. Tabii. Hanımlar. Onları almazdılar. Merhaba. Şimdi maskeler de var. Birbirimizi duymakta güçlük çekiyoruz. Siz tabii hangi kayınvalidenin kimle konuştuğunu anlayabilmeniz için kamera kimdeyse bilin ki o konuşuyor sevgili izleyenler. Çok zor şartlar altında. Evet. İşimizi yapmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Şimdi çorba geldi. Mercimekli kesme aşı. Evet. Şimdi konuşmuyoruz. Çorbalarımızı içiyoruz. Herkes 3-4 kaşık içsin, ondan sonra konuşacağız. Buyursunlar. Afiyet olsun. Gerçek yaşını söylesin. 35 yaşında olursa 35 yaşındakiler de gelecekte 15 yaşındayız. Ama olmaz ki. Yaşın ne de onu söyle. Benim içim öyle hissedir. Herkesin içi bir şey hissediyor. Gülsüm Hanım niye öyle hissediyor? Ben anlamadım onu. Hiç de öyle göstermiyor. Yaşını gösteriyor. 50-60 yaşında. 35 yaşında olsaydı daha cıvıl cıvıl olurdu. Donuk kadın, sadece söylemek için söylediğini düşünüyorum ben.
Herkes içti mi? Görev tamam mı? Eriştenizi kendiniz mi elinizde kestiniz? Evet, kendimiz elimizde, yaptınız, evimizde kestik, getirdik. Evet. Ama evinizde kestiniz, evet, getirdiniz. Evet, evinizde kestik, getirdik. Ama çorba yapacaktınız madem, biraz daha küçük olsaydı. Ama normalde eriştenin boyutu biraz daha büyük olur. Biz biraz daha küçük kesip getirdik. Mercimeğiniz de biraz çok pişmiş, böyle şoylanmış. Hayır, gibi tam olmuş. Kıvamında pişmiş. Noylanmış? Şoylanmış dedik. Biz de katı olmuş yani. Katı derken az mı pişmiş, çok mu pişmiş? Çok pişmiş. Çok pişmiş. Suyu biraz az olmuş. Ha, suyu az. Hı. Tanesi çok mi çok? Sulu olmaz ki. Bu yemeğin şeyi, kıvamı budur. Mercimeği de biz de pişiriyoruz ama. Tabii herkesin el tadı da ayrı, zevki de ayrı. Ya herkesin damak tezi zaten ayrı. Gülsüm Hanım da değil mi? Gülsüm Hanım, beğenmediniz mi siz şimdi çorbayı? Ortada peki, kaldınız. Evet, ortada kaldım. Ha, peki bunu nasıl, hayra mı yoralım bunu? Puan gelir mi bu çorbadan bu masaya? Bakarız. Bakarız diyor. Bir şey de ben söyleyeceğim. Tabii ki. Şimdi bu erişte zaten bir tane künde yapsan bu çorbaya yeterlidir. Neden burada kesmediniz de evde kestiniz? Buna yazın, ben cevap verebilir miyim anne? Ben bunu aslen kendim Kütahyalıyım anneciğim. Hı. Ben bunu Kütahya'da yumurtayla yoğurdum. Ve 3-5 saat kadar dinlendirip yoğurup kestim. Bir de kurumasını bekledim 3-4 gün boyunca. Ha, o şekilde kesip de getirdim. Tamam, anladım. Hı hı. Burada kesilseydi eğer makarna gibi olurdu. Bunun kuru olması lazım ki çorbaya girecek. Çorbanın kıvamı da iyi. Ama mercimek çorbasını genelde ben sevmediğim için... Hı hı. Yani benim hoşuma gitmedi. Yani hoşuma gitmedi diyen de sadece siz mercimek yemediğiniz için mi? Yemediğim tadım, için. Tadı hoş gelmedi. He, ama normalde sevseydiniz nasıl bir kıvamı var? Sevseydim hani? Kıvamı yer. Eriştesi de gayet normal. Tamam, yerinde. Teşekkür ederim. Ha, iyi, güzel. Yani sevmiyorum ama beğenmedim de demiyor. Evet. Mercimeği sevmiyorum. Olabilir, olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Ama böyle yorumları duyunca ben mutlu oluyorum. Çünkü bakın kendi haz etmese de bu çorba güzel olmuş ama ben sevmiyorum mercimek diyor. Başka bir şey, ona zaten bir şey diyemeyiz. Tabii ki. Siz de dinleyelim, buyurun. Ben şimdi biraz hafif tuzsuz olmuş. Çok az tuzu. Ha, ona bak ben de katılıyorum. Azıcık tuzu az geldi bana da. Bir de bana tansiyon su kokusu hastası geliyor. Su gibi geliyor. Sonradan hani, hiçbir su eklemedim. Eğer o şekilde düşünüyorsanız. Hatta yiyince de bunu göreceksiniz. Yani yemek tadından çok biraz daha çok sanki böyle su tadı geliyor bana. Tadında hiçbir sorun yok bence. Yani ben tam baharatlar içine işlememiş mi, özdeşleşmemiş mi? Evet, özdeşmemiş. Su kokusu alıyorum ben şu an. Allah Allah. Ya ne olması lazımdı? Yani ne demek istiyorsunuz? Fazla önce kaynatacaktın sonra evet, bu. Evet, ben zaten önce atacağım. Haşladım, kaynattım. Sonra erişteme haşladım. Çünkü özü falan hiç çıkmadan. En son ayrı tavada herhalde. Zaten salçasıyla soslarını yani yok yok onu demek istemiyorum. Evet. Mercimeği biraz daha kaynatıp ondan sonra bu şehriyeyi koysaydın. Evet, öyle yaptım. İzleyince ama göreceksiniz işte, zaten. Tam kaynamamış, özü yani, geçmemiş. Bayağı bir kaynadı. Hatta bayağı bir yarım saatini kaynadı. Bile aldı. Gerçekten ben eline sağlık ama olsun. Su tadı geliyor bana. Böyle tam kaynamamış tadı geliyor. Sizin bana. Ağzınızın tadı yok galiba. Vallahi bilmiyorum, bana öyle geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.